Günaydın sevgili hemşerilerim. Bugünkü konuğumuz ünlü televizyon programcımız Vahe Kılıçarslan. Söz sizde. Efendim merhabalar. Sevgili izleyiciler gerçekten çok mutluyum. Neden mutluyum? İlk önce Aksaray'a geldiğim için. 2007'de gelmiştik. Bir ev yenilemiştik programımız dolayısıyla. Sonrasında 2011'de geldik. 2016'da geldik. Ve şimdi 2020 yine Aksaray'da sizlerle buluşuyoruz. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Neden gururluyuz? Çünkü dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi Aksaray. Sayın Başkanım, hakikaten ben inanamadım. Aksaray'ın bu güzelliklerini görünce bu sefer daha böyle bir gezme şansımız oldu. Çünkü biz daha evvelinde programımızda, Bayede Evdeki Mutluluk'ta sadece dekorasyon işliyorduk. Çok fazla yemek işlemiyorduk. Son aşağı yukarı 10-11 yıldır hem yemek işliyoruz hem geziyi işliyoruz. Böylelikle Aksaray'ı daha çok tanıma fırsatı bulmuş olduk. Gerçekten önemli bir inisiyatif. Majör bir şehir diyebiliriz. Yani tarihin adeta her detayı var. Her noktası var. Evet. Ihlara Vadisi'nden başlayalım Sayın Başkanım. Evet. Öncelikli olarak tekrar şehrimize hoş geldiniz. Güzel bir öncesinde program çekimi gerçekleştirdiniz. Akabinde de ev dekorasyon işleriyle devam edeceksiniz. Sizleri evi yenileme, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yapıyoruz. Evet. Akabinde de sizi buradan uğurlayacağız. Tabii şehrimize geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Aksaray'ımızı görme, tanıma fırsatı buldunuz bu vesileyle de. Daha önce de geldiğinizi belirttiniz. Tabii ki Aksaray'ımız sadece şu anki mevcut potansiyeli, yapısıyla, kültürel değerlerinden öte tarihi bir değere sahip. Bunların başında da tabii ki belirttiğiniz gibi Ihlara Vadimiz geliyor. Ihlara Vadimizin içerisinde yüzlerce Hristiyanlığın ilk dönemine ait kiliseler, mağara kiliseler 5000 kilise varmış. Evet, kadarıyla. Rakam olarak o şekilde bize ifade ediliyor Kültür Turizm Bakanlığımız ve ilgili kurumlar tarafından. Tabii ki bu Ihlara Vadimiz Kapadokya'nın giriş bölgesi olarak ifadelendiriliyor. Aksaray'ımız Kapadokya bölgesi burayla birlikte başlıyor. Ihlara Vadimiz bu mekanın, bu bölgenin başlangıcı olmakla birlikte tabii ki sadece Ihlara'yla değil, daha önceki, milattan önceki dönemlere ait de Aksaray'ımızda önemli eserler bulunmakta. Antik kentlere ilişkin. Nora Antik Kenti bunlardan bir tanesi. Aşıklı yükünü Aksaray'ımızda ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği yer olarak arkeologlar ve bilim adamları tarafından bize ifade ediliyor. İlk beyin ameliyatı burada gerçekleştirilmiş. Taş devrine ithafen aletler, edevatlar orada keşfedildi. O ameliyatın gerçekleştirildi. Çalışmalar halen de devam ediyor. Yıllara sayır da devam edecek. O bölgeleri gezdiniz. Ihlara, Belisırma, Yaprakhisar. Orada da program çekimi gerçekleştirdiniz hatırladığım kadarıyla. Tabii ki şehrimizin bir tarafı o taraf. Bu taraflarına geldiğiniz zaman yine Selçuklu, Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler ağırlıklı olarak şehirde kendisini hissettirmekte. Yine Osmanlı dönemi, yakın Cumhuriyet tarihimize yönelik eserler şehrimizin önemli mimari eserlerinden. Evet sevgili izleyiciler, sizlere çok önemli bir dipnot sunmak istiyorum. Hani deriz ya alternatif turizm, işte sadece turizm Ege'den, Akdeniz'den ibaret değildir. İşte bence sayfiye turizminin dışında en önemli turizm burada Aksaray'da diyebiliriz. Haritanın tam ortası Aksaray. Gerçekten ben inanamadım. Ihlara Vadisi'nde şok oldum. Bilmiyordum. Ihlara Vadisi'ne daha evvel gelmemiştim ki Türkiye'yi çok iyi gezen bir programcıyım. Aksaray'a geldiğimizde bir ev yenileme çalışmamız olmuştu daha evvel. Daha evvel de aynı şekilde. Gezme şansımız çok fazla olmadı. Ama Belisırma'ya gittiğimde biraz daha şok oldum. Aşağı yukarı 1700 yıllık bir tarihi var. 1700 yıl evvel orada bir yerleşki varmış. Evet. Ve oradaki tarihi kalıntılar hala duruyor. Zaten birinci derecede Aksaray şehri sit alanına girmiş oluyor. Evet. Ve çok da önemli. Tarihi bir koruma altına girmişsiniz ki evet. Bu müthiş bir şey. Ben ilk defa burada açıklıyorum. Ben köşemlerimde de yazacağım. Dünyanın aslında miras kenti olabilecek bir şehrimiz var Aksaray tamam. olarak. Bunu dile getirmek istiyorum. Her yerde, her ortamda. Çünkü Kapadokya çok ön planda. Kapadokya'ya sadece yarım saat uzaklıkta olan bir şehirden bahsediyoruz. Ve
bu şehrin de aşağı yukarı çok önemli peri bacalarından başlıyor. Yani peri bacaları var, Belisırma var, birçok yok. Yani bir çay var ki hele Melendis çayı, inanılmaz bir çay. Müthiş yani, çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu gördüğüm zaman. Şu an yine görselleri var. Ekranda seyircilerimiz, vatandaşlarımız izliyor. Güzelürt bölgesi, Sultanhanı, bizim eski Selçuklu dönemine ait bir eserlerden bir tanesi, İpek Yolu üzerinde. Bu da şehrimizdeki önemli tarihi eserlerden bir tanesi. Yine balon turizmi, balon işletmeciliği şu an Ihlara Vadimiz'de başlamış durumda. Ihlara Vadimiz'in ve kasabasının bağlı olmuş olduğu Güzelürt ilçemiz var. O ilçemizde de önemli tarihi kiliseler bulunmakta. Aynen o Ihlara Vadisi'nde olduğu gibi Manastır Vadisi var orada da. Manastır Vadisi içerisinde yüzlerce kilise var. Orayı da tabii ki bu vesileyle gezmiş olursunuz. Camilerimiz var. Camilerimiz var. Eğri Minare, bizim Selçuklu döneminde yapılmış, kiremit taştan yapılmış önemli eserlerimizden bir tanesi. Eğri Minaremiz, bizim kendi Pisa Kulemiz diyoruz Eğri Minaremizden. Minaresinde görmüşsünüzdür, eğri şekilde duruyor. Çok eski bir eser, çok tarihi bir eser orası da. Koruma altında şu an. Hem ilgili kurumlarımız hem vatandaşlarımız buraya özel ihtimam gösteriyorlar. Tabii ki bu da İslami döneme ilişkin, günümüze ilişkin eserler arasında yer alıyor. Belediye başkanısınız, aşağı yukarı bir 10 ay mı oldu? Yaklaşık 11 ay. 11 ay oldu. Evet. 11 ay içerisinde çok önemli projelere imza attınız. Atmaya da devam ediyorsunuz. Evet. İvme kazanarak gidiyor projeler sanırım. Evet. Önümüzdeki günler içerisinde zannediyorum ki bir turizm çalışmalarınız da olacak. Turizm içerikli. Özellikle tanıtım amacıyla birçok ünlüyü buraya getirmek istiyorsunuz. Gezdirmek istiyorsunuz. Evet. Neler diyeceksiniz? Ben çok merak ediyorum. Çünkü Aksaray'ı tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim babam önemli bir turizmciydi. Park Otel'in genel müdürüydü. Türkiye'nin ilk delüks oteli Park Otel'in genel müdürüydü. TÜRSAB'ın kuruculuğunda da çok önemli görevler aldı. Rahmetli oldu şimdi tabii ki. Ben turizme çok inanıyorum. İşte her zaman diyoruz bacasız. Evet, fabrika diyorlar. Fabrikası. Evet. Öyle adlandırılıyor. Evet. Çok çok önemli. Bizim zaten ekonomimizin de kurtuluşu ben yine turizmden olacağını düşünüyorum. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu 653 yıl hükmetmiş dünyaya. Belki de dünyada böyle bir imparatorluk asla yok. Ve çok çok önemli. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Ve ülkemizi dünyanın yine bir numaralı ülkesi yapacağımızı düşünüyoruz. Ama ilk önce bence turizm. Bu dünyanın en iyi topraklarında, en güzel topraklarında insanların bilmesi, hem yerli turizmi çok iyi bilmesi hem de yabancı turizmi çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece Türkiye sayfa yerlerinden Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Akdeniz, Antalya'dan ibaret değil olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Aslında ülkemizin her kare taşı çok güzel. İşte özellikle doğuda Mardin, Midyat, Mezopotamya, birçok yerimiz muhteşem. Ya benim böyle daha çok koşturmam gerektiğini bazen düşünüyorum. Koşturabildiğimiz kadarı koşturuyoruz. Biliyorsunuz bizim Bahiyeli Ev'deki mutluluk programı, ilk önce şehri tanıtıyoruz. Güzel lezzetleri sunuyoruz. Yöresel lezzetleri. Ki burada da köyde ablalarımız yaptı. Çok güzel yöresel gözlemeler yaptılar. Bir de bir ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniliyoruz. Genelde onkoloji servisinde tedavi gören hastalarımızın evlerini yeniliyoruz. O kişileri de alıp hastanelerde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yardımcısı Gözde Kılıççıoğlu ile birlikte onları tedavi sürecine sokuyoruz. Onların hastalık konularını takip ediyoruz. Evet. Gerçekten de böyle manevi, huzur verici bir program yapmaya çalışıyoruz. 22 yıl oldu tabii ki. Maşallah. Şimdi tabii bütün bunları toplayacak olursak ülkemizin bir yerde turizm açısından çok önemini vurgulamak için de keşfedilmemiş yerleri keşfetmeye ve onların peşinde koşturmaya da devam ediyoruz. Özellikle ben Melendis çayında inanılmaz bir doğa gördüm. Bir taraftan tarihi kalıntılar, bir tarafta çayın aktığı yer, bir tarafta o insanlarımızın, esnafımızın misafirperverlik anlayışı, hümanist tavırları, yani o güzellikleri, ruh güzelliğini, yürek güzelliğini çok iyi veriyorlar.
Şimdi Ramazan, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan evet. günlerine yaklaşıyoruz. 3 aylara girdik. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl evet. projeleriniz oluyor Ramazan'da? Evet. Etkinlikleriniz nelerdir? Evet. Ki biliyoruz çok önemli sofralar sunuyorsunuz. Evet. Çadırlarınız oluyor tabii zannediyorum. Ki. Tabii ki. Biraz anlatır mısınız? Bahsettiğiniz tabii ki Aksaray'ımız milli manevi değerleriyle yoğrulmuş bir kadim Anadolu şehri belirttiğiniz gibi. Turizm konusundan hani başlarsak sormuş olduğunuz sorunun başından. Aksaray'ımızın tanıtımı için, Aksaray'ımızın tanınırlığını artırmak adına geldiğimiz süreçten beri her türlü çalışmaya, faaliyet içerisine girdik. Ulusal ve ulusal basında, değişik platformlarda, festivallerde, turizm festivallerinde şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu manada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aksaray'ımızın resmi rakamlarına göre aşağı yukarı bize ifadelendirilen 100 binin üzerinde gurbetçisi bulunuyor. Avrupa ülkelerinde, değişik dış ülkelerde yaşayan bizim hemşerilerimiz var. Bunlar yaz ayları olduğu zaman Aksaray'ımıza geliyorlar. Şimdi bizim aslında bu hemşerilerimizin gelmesiyle dışarıdan çok turist biz bekliyoruz, yerli yabancı turist, ama kendi öz hemşerilerimiz geldiği zaman şehrimizde zaten bir yoğunluk oluşuyor bu manada. Ama buna rağmen hala bizim hemşerilerimizde şöyle algılar da oluşabiliyor, uyanabiliyor. İşte Niğde Aksaray algısı. Konya Aksaray tabii ondan artık sıyrılmış ve Niğde Aksaray şeklinde ifadelendiriliyor, anılıyor. Bunun böyle olmadığını biz de hemşerilerimize anlatmaya, söylemeye, göstermeye çalışıyoruz. İstanbul Aksaray çok zanneden oluyor. %70 Aksaray'a evet. gidiyorum. Hangi Aksaray? İstanbul Aksaray. Hayır canım, ne alaka? İstanbul değil, İç Anadolu'nun önemli şehri Aksaray'a gidiyoruz olarak belirtiyoruz. Evet. Bizim bir de voleybol takımımız var ki bu cumartesi günü şampiyonluğa oynayacak. Bizim diyorum çünkü ben hakikaten çok sahiplendim Aksaray'ı. Çok da mutlu oldum. Çünkü Aksaray çocukluğumdan beri hep ilgimi çeken bir yerdi. İşte İstanbul Aksaray mı, Aksaray mı? Allah Allah, bu kadar isim benzerliği nasıl olur? Sonradan bu hafta öğrendim ki buradaki Aksaraylılar İstanbul'a gidiyorlar. Evet. Ve orada yani yerleşince ismini de götürmüş oluyorlar. De öyle anılıyoruz. Evet. Orada da birçok semtin ismi de Aksaray'dan gelen. Mahalleleri de aynı. Evet. Çok da mutlu oldum bu konuda. Evet. Şimdi tabii özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir kere spor alanında da çok güzel faaliyetler var Aksaray'da. Mutlu oldum. Özel bir teşebbüs olmasına rağmen Kuzey Boru şampiyonluğu oynuyor ki cumartesi günü de bugün burada şampiyonluk artık sürecinin son maçını oynayacakmış. Ve playoff'a katılıyor. Sultanlar Ligi'ne inşallah çıkacak. Şimdi tabii sporun tarihle iç içe olması, tanıtım filmini de gördüm Kuzey Boru'nun. Gerçekten çok güzel. İşte o önemli yerlerinizde voleybolcu kızların tanıtımı çok hoşuma gitti. Evet. Çok keyifli olmuş. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Aslında yazın bir voleybol etkinliği burada olabilir. Kuzey Boru'nun önderliğinde. Evet. Belediye ile işbirliği içerisinde. Evet. O görüntüleri görünce aklıma o tabii geldi. Tabii ki. Şimdi yani spor denilince o tarihi yerlerin tam ortasında bir file kurulur. Yani işte bir saha kurulur orada. Tabii orada ki. Hem de yaz havada güzel, sıcak olduğu bir dönem içerisinde muhakkak bizim Hakkı kardeşimiz bunu değerlendiriyordur. Tabii ki. Hakkı Yener kardeşimiz de İstanbul Ümraniye'den geldiği için belediyecilik evet. anlayışını çok iyi bilen bir arkadaşımız, iyi bir yönetici. Muhakkak bunu şu anda not alıp değerlendiriyordur. Bizi izliyor evet. şu anda. Ve yazın biz o tarihi yerlerde bir voleybol turnuvası yapmayı arzu ederiz. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Bayan kameraman arkadaşımız da başını salladığına göre bu iş geçti demektir. Evet Sayın Başkanım, gerçekten siz Evren Dinçer olarak çok genç bir belediye başkanısınız. En güzel de bence sorumluluk anlayışınız, disiplin anlayışınız, planlamadan geldiğiniz ve humanist bir altyapıya sahip olduğunuz için olduğunu düşünüyorum. Özellikle evet. son zamanlarda genç belediyeciliğin Türkiye'de ön planda olduğunu görüyorum. Evet. Genç belediye başkanlarımız var ve hakikaten de bu genç belediye başkanlarımızın sayesinde Türkiye büyük ivmeler kazandığını düşünüyorum. Ülkemiz nereden nereye geldi? Aslında bunlar çok konuşulacak önemli mevzular. Ülkemizin artık yolları, köprüleri, birbirine iletişim anlamında kucaklaşması, teknolojinin çok önde olmasıyla birlikte güzel de çalışmalar neticesinde
Türkiye'nin bence belediyecilik anlayışı da çok önemli bir yerlere geldi. Evet. Siz şehir içi belediyeciliğinde neler yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü Aksaray gerçekten turizmin çok önemli bir şehri olduğunu artık evet. düşünmüyorum. Evet. Şimdi öncelikli olarak Kuzey Boru voleybol takımımızı canı gönülden kutluyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar da güzel bir ivme kazandılar. Şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. Tabii bizim belediyemize ait de spor kulüplerimiz var. Özellikle 68 Aksaray Belediye Sporumuz şu an 3. lig 1. grupta playoff oynama aşamasında liderle oynayan bir takımımız. Buradan ben tüm futbolcularımızı, tüm taraftarlarımızı, tüm hemşerilerimizi takımlarına vermiş olduğu destekten dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yine belediyemize ait bir handbol, bayan handbol takımımız var. Onlar da bu sene şampiyon oldular. Onları da buradan tebrik ediyoruz. Yine paralimpik basketbol takımımız var. Belediyemiz uhdesinde bulunan. Onlar da çok güzel mücadeleler sergiliyorlar. Tabii şehir olarak Aksaray, üniversitemizde de sağlık ve spor alanında bir ihtisaslaşma var. Yine şehrimizde salon sporlarında da çok başarılı hemşerilerimiz var, çocuklarımız, gençlerimiz var. Özellikle wushu sporunda, bireysel sporlarda çok uluslararası, ulusal başarılara imza atan sporcularımız var. Gün geçmiyor, her hafta bir tanesiyle tebrikleşiyoruz, görüşüyoruz. Aksaray'ımız bu manada çok büyük potansiyele sahip ve başarılara da elde ediyorlar. Şimdi belirtmiş olduğunuz gibi Aksaray'ımız gelişen dinamik bir şehir. Bu kadim bir şehir olmanın ötesinde şu anki günümüz itibariyle de çevresindeki illerle kıyaslandığında hızlı şekilde gelişen çok bir göç alan bir şehir konumunda. Son nüfus sayımına göre de 8300 itibariyle de nüfus artışı gerçekleşiyor. Gerçekleşti. Bu da şu demek, Aksaray'ımızda şu an bir ilçe büyüklüğüne göre diğer ilçelerimizden 2 ya da 3 ilçenin büyüklüğü kadar nüfus artışı gerçekleşti. Bu tabii altyapı ve üst yapı sorunlarını beraberinde getiriyor. Sürekli hizmet, devam eden hizmet ve yenilenmiş bir şekilde hizmet etmek gerekiyor vatandaşımıza. Proaktif bir şekilde kendini çağın, zamanın ihtiyaçlarına göre evirebilen, çevirebilen ve dizayn edebilen bir belediye yapısına bürünmesi de gerekiyor haliyle. Aksaray'ımız böyle göz önünde olan bir şehir olmaz hasebiyle hem geçiş düzergahlarında hem yatırımcıların sürekli gözünün üstünde olduğu bir şehir olmaz hasebiyle bizim de tabii ki belediye olarak sorumluluklarımız artıyor. İşte geçen yıl itibariyle, 2019 yılı itibariyle yapmış olduğumuz çalışmalar, altyapı, üst yapı çalışmaları işte biz kamuoyumuzda ayrıntılı bir şekilde paylaştık. 2020 ve ilerisi yıllara ilişkin yapacağımız çalışmalar içerisinde, özellikle bu aylar içerisinde yine kadınlarımıza, çocuklarımıza, dezavantajlı gruplarımıza yönelik yapılan çalışmalarımız var. Toplu taşımaya ilişkin yapmış olduğumuz çalışmalar var. Şehrimizin su ihtiyacına ilişkin daha önceden yürütülen bir projemiz var, bunun hayata geçirilmesi. Yine sanayi bölgemizin tekrar yeni iş yerlerine kavuşturulması ile ilgili daha önceden devam eden çalışmanın tamamlanması süreci var. Aksaray'ımızın temelde olması gereken büyük tesisler, katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisi gibi tesislerin yapım süreçleriyle ilgili atmış olduğumuz adamlar. Birçok da fabrika var burada bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Organize sanayi bölgemiz çok büyük. Aksaray'ımız hem bir tarım şehri hem sanayi şehri. İkisinde de çok iddialıyız. Lojistikte önemli bir konuma sahip. Yani her tarafa ulaşılabilecek bir konum. Özellikle büyük şehirlere çok yakın. Adana evet. olsun, Konya olsun. Kayseri olsun, Nevşehir, birçok şehire de çok Ankara. Yakın bir mesafedesiniz. Evet. Yani İstanbul'da Yeşilyurt'tan Kadıköy'e gidene kadar buradan rahatlıkla Konya'ya gidersiniz, evet. Kayseri'ye gidersiniz, birçok şehire evet. gidebilirsiniz. Aslında bu da sizin çok önemli bir konumda olduğunuzu, konuşlandığınız coğrafyadaki, evet. haritadaki yer olarak çok önemli bir mevkiye sahip olduğunuzu gösteriyor evet. yer olarak. Tabii ki. Bunların da tabii avantajını ve dezavantajlarını da muhakkak görüyorsunuzdur. Özellikle dezavantajları, büyük şehirlerin yanında olmanın zorlukları veya işte bir Kapadokya ön planda. Halbuki siz Kapadokya'nın başlangıcısınız ve Kapadokya'dan daha çok tarihi esere sahip olmanıza rağmen, işte biraz evvel belirttiğiniz gibi 7 milyar dünyada insan yaşıyorsa, birçok yani en az 4-5 milyarı ilgilendirecek bir tarihi konuma sahipsiniz burada. Evet. Dünyanın aşağı yukarı milattan evvel 10 bin yıl evvelini konuştuk sizinle beraber evet. programda. Yani evet. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu
konuştuk Aksaray'ın. Bu da çok önemli bir bence turizm ivmesi olarak diye düşünüyorum. Evet. Mesela arkeologların daha sık buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bütün bunları toplayacak olursak da tabii önemli ekonomik boyutlara iş yükseliyor. Prodüksiyonlar büyüyor. Evet. Daha çok bence sponsorlar bulunmalı. Nasıl ki Kuzey Boru bir voleybol takımı gerçekleştirmiş kendi adına ve Aksaray'da güzel faaliyetler sürdürüyor, şampiyon oynuyor. Bence bunun daha da özel teşebbüsün bu tarz tarihi yerlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman söylüyoruz, tarih bizler için çok önemli. Geçmiş tarihimizi eğer bilmiyorsak geleceğimizi yapılandıramayız. Bu da çok önemli bir bence olgu diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi tabii festivaller, önemli de bir festivaliniz var bildiğim evet, kadarıyla. Evet, Uluslararası Ihlarak Kültür ve Turizm Festivali. 34.sü en son düzenlendi. Bu yıl 35.sini düzenlemeyi planlıyoruz. Önceden beri düzenlenen Aksaray'ımızda önemli, en önemli festivaldir. Uluslararası bir festivaldir. Bu yıl içerisinde düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Evet. 25 dakikalık bir program gerçekleştirdik sanırım. Evet. Saat şu anda 10'u 10 geçiyor. 10'a çeyrek kala başlamıştık. Ben sizi tebrik ediyorum. Hakikaten çok etkilendim. Türkiye'nin her hafta bir şehrindeyiz. Evet. Şehri geziyoruz ve aynı zamanda sevgili izleyiciler, Evren Dinçer müthiş bir planlamaya sahip. Her şeyi çok disiplinli bir şekilde gerçekleştiriyor. Matematiği çok kuvvetli bu konuda. Hatta belediyecilik anlayışı adı altında bir de tasarrufa girmiş. %25 tasarrufları da önemli ivmeler kazanmışsınız. Çünkü günümüzün ekonomisinde bunu global dünya yapıyor artık. Boşa harcanan paraları, israf paraları ne yapıyoruz? Geri alıyoruz. Onları çocuklarımızın geleceği için, şehirlerimizin, milletimizin, devletimizin geleceği için harcamak durumundayız. Ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Teknoloji çağımıza girdi. Örf, adet, gelenek, görenekle belki bir takım tezatlıklar yaşıyor teknoloji ve örf adetimiz. Ama biz onları doğru bir yerde toplarsak, teknolojiyi iyi içimizde hissedersek, çünkü hepimiz bu dünyada misafiriz. Misafir olduğumuz dünyada bir tatlı bırakmak gerekiyor. Erdemli olmamız lazım her zaman. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Felsefesi adı altında hayatımızı idam ettirmek durumundayız. O zaman biz diyoruz ki teknolojiyi evet içimize sindirelim ama örf, adet, gelenek, göreneğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Çünkü bizim bu örf, adet, gelenek, göreneğimiz, her şeyimiz, biz bunun için varız. İşte şu günlerde dünyanın aslında bir numaralı iyi insan, rol model olacak ülkesiyiz. İşte mültecilere yıllardır kucak açtık. Yıllarca dışarıdan gelen insanlara yardımcı olduk. Ve hakikaten bu bizim vicdanımız, Türk insanının vicdanı. Türk insanı merhametlidir, vicdanlıdır. Dünya şu anda bizleri örnek alıyor ki görüyoruz evet. örneklerini. Onun için bizim bunları sürdürmemiz lazım. Nesile de bunları tabii sunmamız yani. Lazım. Evet, yeni böyle bir sorumluluğumuz var. Evet. Evet, bu sorumluluk bize ait. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün burada konuk aldılar. Birlikte çok güzel bir moderasyon yaptık. Birlikte yaptık. Keyifliydi, güzeldi. Belki de Türk televizyonlarında ilk kez böyle bir uygulamaya yaptık. Çok da başarılı oldu, keyifli oldu. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum başkanım. Hayırlı günler. Sağ olun.